Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatih Mekke'ye 7. sefir 47. kısım. Asıl içinde vasıl. Erkeklerin yanında ölen kadın, evli olmadıkları halde kadınların yanında ölen erkek. Alimler kadınların yanında ölen erkek ve evli olmadıkları halde erkeklerin yanında ölen kadın hakkında 3 ayrı görüş ileri sürmüştür. Bazı alimler her birinin diğerini yıkaması gerektiği görüşündedir. Bazı alimler teyemmüm ettirip yıkayamayacağını, bazı alimler ise ne teyemmüm ne de yıkamanın söz konusu olmadığını söylemiştir. Benim görüşüm şudur. Bu durumda kadın ve erkekten her biri ölünün üzerindeki bir bezin arkasından diğerini yıkar. Bu durum mahrem olduklarında böyledir. Ya da ölüyle yakayan arasına çekilmiş bir örtünün ardından yıkar. Yıkama ise ölünün herhangi bir organına elini değdirmeden su dökülerek yapılır. Mahrem olduğunda ise elini cinsel organlara uzatmaktan kaçınıp sadece bir kapla üzerine su dökmelidir. Bu gereklidir. Benim bu meseledeki görüşüm budur. Vasıl. Batıni yorum. Bu yolda ölümün batıni anlamı, düşünceye ilişip diriye ölüm getiren bir kuşku ya da insana hakim olup onu körelten doğal bir şehvettir. Ölüm ona kendisinde Rabbini eşyada gördüğüyle ilgili bir kuşkuyla gelir. Böyle birisi kamil olsa da ya da kamil olsa da ya da kemal derecesinden eksik olsa bile sufi topluluğuna göre ölüdür. Allah kamil hakkında şöyle der. Adem Rabbine isyan etmiş ve haddi aşmıştır. Yani korkmuştur. Adem tevil ederek yasak ağaçtan yemiş ve gerçekte yasağı ihlal etmeksizin doğru hareket ettiğini zannetmişti. Ona göre yasağın konusu yemek değil yaklaşmaktı ve böylece tevhidi güçlenmişti. Allah emrine isyan etmeyen ve sadece emredileni yapan kamilleri ilahi gayret yeryüzünde fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın diye konuşturduğunda onlara şöyle demişti. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Kamil olmayanın mertebesi malumdur. Eksik kişi yani nakıs tıpkı evli iki eş gibi. Bir kamilin terbiyesi, onun hükmünün ve otoritesinin altındaki mürit olabilir. Söz konusu mürit ile kamilin ilişkisi, ümmet içinden bir kişinin kendisine gönderilmiş peygamberle ilişkisine benzer. Bu kamil arif mürid ile beraberdir. Bazen kamil bilmediği bir konuda ölebilir yani bilgisiz kalabilir ve mürid o meseleyi bilebilir. Bu durumda şeyh onu müridinden öğrenir. Bu husus daha önce zikredilen iki hadiseye benzer. Şeyhleri karşısında müritlerin hali budur. Çünkü şeyhler her durumda değil, sadece kendilerine uymayı gerektiren belirli bir takım durumlarda onların önündedir. Mürit ki mürit derken öğrenciyi kastediyorum, bu şeyhten başka birisinin de müridi olabilir. Ya da bir insan Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem önceki dönemde yaşamış bir peygambere bağlı olmuş olabilir. Bu nakısın bilmediği konu Allah'a götüren yol olması bakımından yolun geneliyle ilgili bir mesele ise kendi şeyhinden başka bir şeyhin onu bu bilgisizlikten temizlemesi gerekir. Bu temizleme söz konusu meseleyi kendisine açıklamayla gerçekleşir. Mürid de kurtuluşa ermek ve yola hakkını vermek istiyorsa bilmediğini kendisine açıklayan şeyhten söylediklerini kabul eder. Şeyhin bilmediği konu genel değil. Şeyhin makamına göre özel bir mesele olabilir. Bununla birlikte diğer şeyhe göre bir eksiklik sayılabilir. Bu durumda diğer şeyhin müridi bu meseleden döndürmesi gerekmez. Bu durum şuna benzer. Bir müçtehit başka bir müçtehidi kendi delilinin gereği olan hükme döndürme hakkına sahip olmadığı gibi bir müçtehidin mukallidinin de kendisine bu Allah'ın hükmüdür diyen başka bir müçtehidin mukallidini imamının taklit ettiği bir meseleden döndürme hakkı yoktur. Fakat bilinmeyen mesele genel olabilir. Örnek olarak tevhide veya peygamberlik konularına zarar veren bir konu olabilir. Böyle bir durumda diğer müçtehidin bilgisizi temizlemesi gerekir. Temizlediği müridin onun hükmüne bağlı olup olmaması eşittir. Bu durumda müridin yıkanmasının ve kendisine gereken temizlenmenin tarzı o meselede doğru yorumu kendisine öğretmektir. Bu yorumu kabul etmesi veya etmemesi tıpkı bir ölünün yıkanması gibi öğreteni ilgilendirmez.
Mürit yıkanmayı kabul eden bir yer olursa müçtehitten yararlanır. Böyle bir yer olmaz veya yıkanmayı kabul etmeye uygun olmadığında ki yer derken ehliyeti kastediyorum. Yine de yıkanırsa bu yıkanma müşrikin yıkanmasına benzer ve müride yarar vermez. Bununla birlikte yaşayan kişi üzerine düşeni yerine getirmiştir. Çünkü Allah'a davet eden kimsenin görevi sadece tebliğ etmektir. Nitekim Allah şöyle buyurur. Peygamberin üzerine düşen sadece tebliğ etmektir. Allah açıkladığınızı ve gizlediğinizi bilir. Başka bir ifadeyle Allah tebliği duyanın içinde kabul etmeyi ve hidayete uymayı yaratmayı neyin gerektirdiğini bilir. Dinleyenin kabul etmediğini bilen şöyle der. Onlardan birisi diğerini yıkamaz. Mesele inançlarla ilgili ise yıkanabileceğini söyler. Hükümlerin ayrıntılarıyla ilgili olduğunda ise teyemmüm edebileceğini kabul eder. Çünkü her iki şahıs da teyemmüm edilen yerler avret mahalli değildir. Çünkü kadının eli ve avuçları avret mahalli değildir. Dolayısıyla birisi vefat ettiğinde başka bir insan bulunmadığında diğerinin ölene teyemmüm ettirmesi gerekir. Genel dini hüküm böyledir. Müridin fetva sahiplerinden herhangi birini beklemesi gerekmez. Bilakis mürid bir şeyhden şeyh de her müritten alabilir. Çünkü hüküm onlardan herhangi birisini değil Allah'a aittir. Riyazet ve mücahede konularındaki memdup ve mübahlarda ise durum bunun tersidir. Müridin o konularda şeyhinin hükmünün dışına çıkma hakkı yoktur. Asıl içinde vasıl. Ölen mahremlerin yıkanması. Bazı imamlar mahremler hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı alimler erkeğin kadını, kadının da erkeği yıkayabileceğini söylemiştir. Bir görüşe göre ise hiçbiri diğerini yıkayamaz. Başka bir görüşe göre ise kadın erkeği yıkayabilirken erkek kadını yıkayamaz. Önceki bölümde bizim bu konudaki görüşümüz zikredilmişti. Vasıl, batını yorum. Mahremlik bağı bulunan kimseler dindaşlardır. Onların içinden erkek, bilgiyi ve ameli sağlamca temellendiren ve yerine getiren kamil kişidir. Böylelikle zahir ve batın hükümleri birleştirir. Eksik olan ise bilen fakat amel etmeyen fakihlerdir. Onlar zahiri söyler, batını ise söylemezler. Nitekim Allah şöyle buyurur. Onlar dünya hayatının zahirini bilir, ahiretten ise gafildirler. Bir mahrem dindaşlardan biri. Kemalden bir kuşkuya veya bir şehvete düşer ve söz konusu kuşku inançlarla ilgili ise diğerlerinden birisi onu yıkamalıdır. Başka bir ifadeyle inançlardaki kuşkuyu bilen kişi o konudaki doğru yorumu ona bildirir. O meseleyi bilen insan eksik olabileceği gibi kamil de olabilir. Durum aynıdır. Kuşku hükümlerle ilgili ise onlardan biri diğerini yıkamaz. Çünkü o şeriatta yerleşik bir hükümdür. Hükmü bilen kişi kamil olsa da nakıs olsa da durum böyledir. Kadının erkeği yıkayabileceğini kabul eden görüşe gelirsek bunun anlamı eksiğin kamil olanı yıkaması demektir. Dolayısıyla nakıs insan bir kuşkuya düştüğünü kesin olarak anladığında kamili temizlemelidir ve bu gereklidir. Buna örnek olarak bir fakihin, arifin görüş ayrılığı bulunmayan bir günahı işlediğini görmesini verebiliriz. Bu durumda fakihin arife tepki göstermesi gerekir. Arif ise yaptığını daha iyi bilir. Yaptığı şey fakihin bildiği gibi ise o amelden dönerek ve tövbe ederek fakihin yaptığı temizlemeyi kabul etmelidir. İşin iç yüzü yani fakihin gördüğü gibi değil de doğru bir durumdaysa ve fakih görünüşe bakarak fetva verip işin iç yüzünü bilmemişse hiç kuşkusuz fakih üzerine düşeni yerine getirmiş, eksik olan kamili yıkamıştır. Kamil olan ise böyle bir meselede nakısı yıkamaz. Kamilin yıkaması kendisiyle ilişkilendirilen ve ceza uygulanmasına gerektiren konuda şahsın masum olduğunu göstermektedir. Halbuki nakıs olan hakim söz konusu şahsa ceza uygulanmasına hükmetmişti. Böyle bir durumda kamil insanın had cezası uygulanacak kimsenin masumluğunu bildiği için o meselede fakihin hükmüne karşı çıkması doğru değildir. Dolayısıyla bu meselede kamilin nakıs insanın görüşünü reddetmesi gerekmez. Erkeğin ölen eşini yıkaması gerekmez. Çünkü kadın avret sayılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir kadın kocasıyla lanetleşmiş. Gerçekte kadın yalan söylemiş, koca ise doğru söylüyordu.
Peygamber de bunu biliyordu. Allah ise onların naletleşmesine hükmetmişti. Bunun üzerine peygamber şöyle demiştir. Keşke benimle onlar arasında olsaydı. Böylece peygamber zahir hüküm nedeniyle bilgisini açıklamamıştır. Asıl içinde vasıl. Kadının kocasını yıkaması, kocanın kadını yıkaması. Alimler kadının kocasını yıkayabileceği hususunda görüş birliğine varmış, kocanın karısını yıkaması hususunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı alimler yıkayabileceğini söylemiş, bazı alimler ise bunu reddetmiştir. Vasıl, batını yorum. Bir mürit, şeyhinin tasavvufa uygun düşmeyen bir iş yaptığını gördüğünde kendisini uyarmalı ve susmamalıdır. Çünkü şeyh o davranışı yaparken gafil olabilir. Şeyhin davranışı, müridin mezhebine göre itaat, şeyhin mezhebine göre günah olabilir. Bir mürit böyle bir davranış nedeniyle şeyhi uyarırsa, şeyhin ona tepki göstermemesi gerekir. Şeriat, şeyhin mezhebini onaylıyorsa karşı çıkabilir. Dolayısıyla o müçtehit ya da onu taklit eden kişinin içtihadında yanıldığını bilse bile, kamil insanın onun görüşünü reddetmemesi gerekir. Erkek yanında ölen eşini yıkamaz. Erkeğin yıkayabileceğini kabul etmenin batındaki anlamı şudur. Şeyhin, müridin hatalı diye gördüğü davranışında müridin takip ettiği müçtehidin yanıldığını bildirmesi gerekir. Erkeğin eşini yıkamasının anlamı budur. Mürid, müçtehidi taklit ediyorsa şeyhinin sözüne dönmelidir. Mürid bir müçtehit olabilir ve bu durumda söz konusu meselede şeyhin görüşüne dönmesi mümkün olmayabilir. Şu var ki şeyhin sözü kendi kanıtıyla çelişen bir kanıt haline gelebilir. Böyle bir durumda şeyhin sözü müridin kanıtından daha güçlü bir kanıta dönüşür. Dolayısıyla müridin şeyhinin sözüne dönmesi gerekir. Bunun nedeni şeyhin oynamasından ibaret olan o delilin müridin delilinden üstünlüğünden kaynaklanır. Çünkü müridin delilini aktaran ravi yalan söylemiş ya da kıyasında yanılmış olabilir. Fasıl içinde vasıl. Boşanmış kadının kocasını yıkaması. Bilginler tamamen boşanmış kadının kocasını yıkayamayacağı hususunda görüş birliğine varmış, dönme hakkı olan boşanmış kadın hakkında ise görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı alimler yıkayabileceğini, bazı alimler ise yıkayamayacağını söylemiştir. Vasıl, batını yorum. Şeyhinin hükmünden tamamen çıkmış bir müridin şeyhine bir şey sunma hakkı yoktur. Böyle bir şey yapsa şeyh tarafından kabul edilmez. Çünkü mürid irtidat ettiği için töhmete mazhardır ve eksiktir. Kendisi eksik olduğu halde kamili nasıl temizleyebilir ki? Mürid kendisinde meydana gelmiş bir kötülük ya da onun adına gerçekleşen bir kesintiden dolayı utanma duygusundan kaynaklanarak şeyhinden ayrılabilir. Müridin bu durumu, geriye dönme imkanı olan boşanma, rici boşanma haline benzer. Çünkü mürid içinde şeyhine karşı saygıyı korumaktadır. Bu utanma, müridin şeyhinden ayrılıp ya da şeyhin kendisine edep öğretmek için sürgün cezasıyla cezalandırdığında müridin bazı şeylere şakit olmasıyla ilgilidir. Bu nedenle mürid hata etmiştir. Bu hata karşısında şeyhiyle bir araya gelmekten utanarak onu terk eder. Mürid şeyhiyle karşılaştığında utanıp yolunu değiştirir. Şeyh müride yetişir ve kendisini tutup şöyle der. Evladım, seni masum görmek isteyene eşlik etme. Böyle bir durumda şeyhe ihtiyaç vardır. Böylece müridin utancı kaybolur ve şeyhinin hizmetine döner. Mürid rici boşanma halinde ise şeyhinin hükmünden çıkmış sayılmaz, yani mürtet sayılmaz. Dolayısıyla daha önce belirttiğimiz gibi bu durumda müridin şeyhiyle ilişkisinin batını yorumu eksiğin kamili yıkaması örneğine benzer. Fasıl içinde vasıl. Ölü yıkayanın durumu. Bazı alimler ölü yıkayana yıkanmanın vacip olduğunu söylemiş, bazı alimler vacip olmadığını söylemiştir. Vasıl, batını yorum. Alim bilgisini başkasına öğretir ve elde ettiği bilgiyle cahili cehaletten temizler. Bu durumdaki bir bilgin Rabbi vasıtasıyla ona bilgi öğretmiştir. Başka bir ifadeyle öğretenin Allah olduğunu bilerek öğretmiştir. Bu gibi bir duruma örnek olarak Rahman Kur'an'ı öğretmiştir ayetini verebiliriz. Bu durumdaki birinin yıkanması gerekmez. Çünkü bilgiyi öğretirken şeyhin dili vasıtasıyla
bilgisizliğinden temizleyen Allah'tır. Yıkayan kendisi sayesinde bilgiyi öğretmiş ve öğretirken dili vasıtasıyla gerçekte öğretenin Rabbi olduğunu görmekten gafil kalmış olabilir. İşte böyle birisi öğretim esnasında kendisiyle Rabbinin karşısında bilinçli olmak arasına giren bu gafletten dolayı yıkanmalıdır. Asıl içinde vasıl, yıkamanın nitelikleri. Bunlardan birisi yıkanırken ölüden gömleğinin çıkarılıp çıkarılmayacağıdır. Bazı alimler elbisesinin çıkarılıp sadece avret mahallinin örtüleceğini söylemiştir. Bazı alimler ise gömleği içinde yıkanacağını söylemiştir. Vasıl, batini yorum. Kuşku ya da insana baskın gelen, mübah bile olsa doğal şehvet bir insanı öldürmüş olabilir. Böyle bir insanı yıkayan kişi gerçeği ona bizzat kuşku ve şüphesinin içinden gösterme gücüne sahip olabilir. Böyle bir yıkayıcı ölüyü gömleği içinde yıkayan ve onu soymayan kişidir. Nakıs olduğu için o şüpheyi gidermedikçe ölüyü yıkayamayan ise ölünün elbisesini çıkarıp sonra yıkayan kimseye benzer. Fasıl içinde vasıl. Yıkanırken ölüye abdest aldırmak. Bazı alimler ölüye abdest aldırılacağını söylemiş, bazı alimler abdest aldırılmayacağını söylemiş. Bazı alimler abdest aldırılsa bunun daha iyi olacağını söylemiştir. Vasıl, batını yorum. Yıkama için abdest genel temizlik içindeki özel bir temizliktir. Bu durum şahsın bir kısmının temizlenmesi hedeflendiğinde böyledir. Örnek olarak organlarından meydana gelen zilleti verebiliriz. Böyle bir durumda söz konusu organları kendilerine gerekli temizlikle yıkar. Özel organlar göz, kulak, el, ayak ve dil gibi organlardır. İman genel yıkanmadır. Bu sayede yıkayan kişi organları özel olarak yıkamayla iman ile yıkamayı bir araya getirmiş olur ki bu gereklidir. Çünkü yıkama hakkında görüş ayrılığı yok iken abdeste görüş ayrılığı vardır. İmkan bulunduğunda iki ibadeti birleştirmek daha genel olandan yetinmekten daha iyidir. Asıl yıkamada ölçü. Bazı alimler bunu vacip görmüş, bazı alimler vacip görmemiştir. Vasıl, batını yorum. Herhangi bir şey vasıtasıyla kuşkudan temizlenmenin gerçekleştirildiğini düşündüğümüzde bu esnada herhangi bir ölçü ve sınırlama söz konusu olmamıştır. Sınırlamanın vacip olduğunu kabul eden bilginler şöyle der: bize Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak emredildi. Allah şöyle der: her şeyi kendi katında bir ölçüyle yarattı. Temizlikte sayıyı belirleme bu demektir. Başka bir ayette ise onu ancak belli bir ölçüyle indiririz denilir. Fakat söz konusu şey Allah'ın dilediği bir ölçüye göre iner. Abdeste üç kereden fazla yıkayan kişi hakkında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: günah işlemiş ve haddi aşmış, haksızlık etmiştir. Bu ifadesiyle Peygamber abdesti uzuvları yıkamayı birden üçe kadar sınırlamış, abdest alırken ve yıkanırken suyu israf etmeyi mekruh saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tas suyla yıkanır, ibrikle abdest alırdı. Asıl, yıkamada sayı belirlemeyi şart görenler kendi aralarında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı alimler herhangi bir şekilde tek sayı uygun görmüşken bazı alimler üçü şart koşmuştur. Bazı alimler ise bu konuda tek sayının en küçüğünü esas alıp en çoğu dikkate almamış ve şöyle demiştir: üçten eksik olmamalıdır. Bazı alimler daha çok olanı tanımlamış ve şöyle demiştir: yıkamak yediyi aşmamalıdır. Bazı alimler ise tek sayı müstahap görüp bu sınır görüp bir sınır belirtmemiştir. Vasıl, batını yorum. Yıkamada tek sayı esas almak zorunludur. Çünkü yıkanmak bir ibadettir ve ibadetin bir şartı onu yaparken Allah karşısında bilinç sahibi olmaktır. Bu bilincin kanatı ise tekliktir. Dolayısıyla halin hükmünün gereği yıkama tek olmalıdır. Tek sayı yani vitir birden yediye kadardır. İlave yapılması israf olur. Öyleyse yıkamanın tek olması yıkama halinde akla gelen şeye göre gerçekleşir. Bunlar haklarında akılcılar arasında görüş ayrılığı bulunan yedi temel sıfattır. Yedi temel sıfat hayat, ilim, kudret, irade, kelam, işitmek ve görmektir. Kul bütün bu niteliklerle nitelenebilir. Hakkın nafile ibadetlerle kendisine yaklaşan kişi adına şöyle söylediği rivayet edilir: Allah onun görmesi ve duyması olur. Böylece
yaratılmış bu niteliklerin kulla ilişkilendirilmesi hak vasıtasıyla değişir. Dolayısıyla insan artık Allah ile duyar, Allah ile görür, Allah ile bilir, Allah ile güç yetirir. Onun vasıtasıyla hayat sahibi olur, konuşur ve irade eder. Bu durumda temizlenen insan kendi sıfatlarını Rabbi vasıtasıyla yıkamış, yani beşeri özelliklerini ilahi özelliklerle değiştirmiş, kendi nitelikleriyle temiz ve arınmış hale gelmiştir. İşte bu artma ve eksilmeye göre birden yediye kadar ölünün yıkanmasının sayısının batini yorumudur. Bu durum çift tek, az çok ve bunların sınırı veya bir sınırı kabul etmemek hakkında bilginler arasında gerçekleşmiş bütün görüş ayrılıklarını da içerir. Artık bu konu üzerinde düşün ve bu şekilde ölüyü yıka. Nakıs karşısında kamil, sadece akıllı ya da sadece mümin olan kişi karşısında akıllı mümin gibidir. Asıl içinde vasıl. Yıkandıktan sonra ölünün karnından abdesti bozan bir şeyin çıkması. Ölünün karnından yıkandıktan sonra bir pislik çıkabilir. Bazı alimler bu durumda yıkamanın tekrarlanacağını, bazı alimler tekrar edilmeyeceğini ileri sürmüştür. Yenileceğini söyleyenler sayısında 7'ye kadar görüş ayrılığına düşmüştür. 7'den fazla olmayacağında ise görüş birliği vardır. Vasıl, batını yorum. Vasıl, batini yorum. İnsanın tasavvur gücü zayıf olduğu için hayali temizlendikten sonra bu temizlik süratle kaybolur ve yeni bir kuşku kendisine ilişebilir. Böyle bir insana öğretim 7 kez yenilenir. Tekrar kuşkuya kapılırsa artık öğretim yenilenmez. Çünkü kuşku yerleşik hale geldiği için öğretimi kabul edebilecek bir durumda değildir. 7 hususunda görüş birliğine vardık. Çünkü 7 ilahi ilimde kemalin zirvesidir. Bu nedenle Allah unsurlar aleminde eserlerin varlığındaki hikmeti 12 burçta dolaşan 7 gezegene bağlayarak seyyar gezegenleri 7 yapmıştır. Buradan 7'nin varlığın kemali olduğunu anladık. Allah burçlardaki seyrin yetkinliğini 12'ye yerleştirdi. 12 birden 9'a, sonra onlara, sonra yüzlere, sonra binlere kadar sayı mertebelerinin sonudur. Bunların toplamı 12'dir. Bu 12 içinde sonsuza dek terkipler meydana gelir. Aynı şey 7 gezegenin 12 burçta dolaşmasında söz konusudur. Bu ise aziz ve alim Allah'ın takdiridir. Vasıl, yıkanmadan önce ölünün karnının sıkılması. Alimler yıkanmadan önce ölünün karnının sıkılması hususunda görüş ayrılığına düşmüş, bazı alimler bunu kabul etmiş, bazı alimler kabul etmemiştir. Vasıl, batını yorum. Sıkmak, büyüğün küçüğün halini soruşturmasıdır. Acaba bulunduğu halde bir kuşkusu var mıdır? Bu kuşku onun temizliğine zarar verir mi, vermez mi? Büyük, herhangi bir vakitte ortaya çıkabilecek bir kuşku sahibi olduğunda küçüğü ikaz eder. Böylece mürebbi kendisini işin başında korur ki yayılıp kınanmaya mahal vermesin. 7. sifrin bitmesiyle 47. kısım sona erdi. Onu kefenler hakkında vasıl ile ki namaz kılan için elbise gibidir. 48. kısım takip edecektir.